Kasırgalar durdurulabilir mi? Kutuplardan getireceğimiz buz dağlarıyla yolları kesilebilir mi? Denizlerin üstünü ince bir yağ tabakasıyla kaplayıp onun oluşmasını engelleyebilir miyiz? Atacaksın kasırganın gözüne bir bomba. Yetmedi, bir tane daha atacaksın. Şaşıracak. Evet, kasırganın gözüne nükleer bir bomba atarsak ne olur? İşte bu son soru da dahil olmak üzere diğer soruların hepsi ve daha fazlası sorulmuş, araştırılmış ve kasırgaların o yıkıcı etkilerine karşı hep böyle teknolojik çözümler aranmış. Çünkü mükemmel bir dünya diliyoruz. Ve nedense mükemmelin ne olduğunu da en iyi biz biliyoruz. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Bulutların, dertlerin, tasaların arkada kaldığı bir dünyayı teknolojiyle yaratmaya çalışıyoruz. Ama ne dilediğinize dikkat edin. Gökkuşağının üstünde bir yerlerde yaşayabilmek için verdiğimiz teknolojik mücadelemizin tarihinde kasırga durdurma çalışmalarının çok özel bir yeri var. İşte size kasırgaları durdurmak için önerilen 7 farklı girişim. Tarihte bilinen ilk kasırga durdurma çalışması bir şirket tarafından başlatıldı. General Electric öncülüğünde geliştirilen ve 100 sayfalık bir araştırma raporuyla da desteklenen bu projeyi gerçekleştirmek üzere 13 Ekim 1947'de bir uçak havalandı ve doğruca Cape Sable kasırgasına doğru ilerledi. Uçak kasırganın üzerine 82 kilo kuru buz boşalttı. Bu işleme bulut tohumlama adı veriliyor. İlginç bir şekilde ertesi gün kasırganın yönü istenmeyen bir biçimde değişti ve Georgia'daki Savannah kentini vurdu. Pek çok insan buna bulut tohumlama işleminin sebep olduğunu düşündüğü için davalar açılmaya başlandı ve dolayısıyla bu tür denemelere bir müddet ara verildi. ...1962'de Storm Fury projesi başlatıldı. Bulut tohumlama yöntemiyle kasırgayı durdurma hipotezinin temelinde kasırganın göz duvarının etrafında yeni göz duvarları oluşturma fikri vardır. Bunun için de gümüş iyodürle tohumlama yapılır. Nitekim 1963'te Beulah kasırgasında bu yöntem kullanıldıktan sonra göz duvarı kayboldu ve rüzgarın hızı %20 yavaşladı. 1963'ten 1972'ye kadar başka bazı kasırgalarda da bu yöntem denendikten sonra rüzgarın hızının %18 ila %31 arasında yavaşladığı tespit edildi. Ancak bilimsel yöntem açısından baktığımızda bu korelasyon bir nedensellik sayılmaz. Yani bulutlama yöntemiyle kasırgaların yavaşladığı henüz kesin kanıtlarla ispat edilememiştir. Dolayısıyla da bir hipotezden ibarettir. İşte bu sebeple Storm Fury projesi 1983'te iptal edildi ve geriye acaba bunlar fırtına tohumları ekmenin, bir başka deyişle iklim silahı üretmenin bir yolunu mu arıyorlardı şeklindeki komplo teorilerine bıraktı ki Fidel Castro da buna inananlardan biriydi. Bu fikir 1960'lı yıllardan beri bazı çevrelerce ciddi ciddi savunuluyor. Jack Reed adında bir meteorolog, kasırgaların gözüne suyun altından bir denizaltı gönderme fikrini ortaya atmış. Tam gözün altındayken kasırganın şiddetine göre birkaç tane hidrojen bombası atılırsa bu sayede oluşacak sıcak hava dalgası stratosfere doğru yükselirken etrafındaki havayı da ısıtacağı için rüzgarın şiddetini keseceği söyleniyor. Reed'in hesaplamalarına göre 20 megatonluk bir nükleer bomba patlatılırsa rüzgarın hızı yarı yarıya azalacaktır. Fakat başka bilim insanları ise rüzgarın şiddetini gerçekten azaltabilmek için her 20 dakikada bir 10 megatonluk nükleer bomba patlatmak gerektiğini hesapladılar. O yıllarda pek kimse bu bombalar nasıl olsa okyanusun ortasında patlatılacak diye pek bir şey söylememiş galiba ama oluşacak radyoaktif maddelerin rüzgarlarla dünyanın dört bir tarafına dağılıp oraları binlerce yıl boyunca harap edeceğini artık gayet iyi biliyoruz. Eskiden denizciler denizi sakinleştirmek için ona yağ dökerlermiş. İşte bundan yola çıkan araştırmacılar sandviç modeli adını verdikleri bir matematiksel modelle denizle hava arasına bir katman yerleştirme fikrini ortaya attılar. Böyle bir ara katman dalgalarla havada asılı kalan su damlacıklarının oluşmasını engelleyebilir ve böylece kasırgaların ihtiyaç duyacağı nemi de yok eder. Ama böyle bir katmanı en zararsız yağlarla bile oluşturursanız deniz yaşamına ne olacağını pek fazla öngöremiyoruz. Yani kasırgayı engellemeye çalışırken denizdeki yaşamı da yok etme riski çok yüksek.
Kasırganın gözüne süpersonik yani sesten hızlı uçan bir uçak gönderirseniz kasırga durdurulabilir fikri bir profesör ve arkadaşları tarafından ileri sürüldü ve hatta patenti de alındı. Bu uçakların oluşturacağı sonik patlamanın kasırganın yukarı hareket eden sıcak hava akımını yok edeceği ileri sürüldü. Ve bunun için de Mach 1.5 hızında uçan iki F-4 jet uçağının yeteceği savunuldu. Oysa meteorologlar kasırgaların yarattığı rüzgar enerjisini 1.3 çarpı 10 üzeri 17 joule bölü gün, bir başka deyişle 1.5 çarpı 10 üzeri 12 watt olarak hesaplıyor. Bir başka deyişle bu tüm dünyada üretilen enerjinin yarısı demek. Sadece bir kasırga tarafından üretilen enerji. İşte böylesi büyük bir enerjinin iki F-4 uçağıyla yok edilebileceği iddiası tabii ki bilim dünyası tarafından pek kabul görmedi ve kimse de kasırganın gözüne böyle bir uçak göndermeyi denemedi. Bu basit fikir şöyle bir gözleme dayanıyor. Denizin üstünde sıcak, altındaysa soğuk su var. Bu ikisini karıştırırsak ne olur? Yüzeydeki su birazcık soğur, değil mi? Ama denizi karıştırmak o kadar da kolay değil. Çok büyük bir enerjiye ihtiyaç var. Böyle bir enerji zaten denizdeki dalgalarda mevcut değil mi? O zaman Salter Sink ile tanışın. Dalgalarla çalışan bir deniz pompası bu. Çevresindeki sarı çerçeve dalgalardan gelen enerjiyle yüzeydeki sıcak suyu 200 metre dipteki soğuk suya pompalıyor. Kasırgaların oluşmasını engellemek için denize bunlardan binlercesini yerleştirmek gerekiyor. Bu da henüz ekonomik olarak pek mümkün görünmüyor. ...2015 yılında iklim mühendislerinin yaptığı bir bilimsel araştırmaya göre eğer dünyanın atmosferine sülfat gazları pompalarsak dünyaya bir çeşit güneş gözlüğü takmış oluruz ve dolayısıyla okyanusları soğutabiliriz. Böylelikle önümüzdeki 50 yıl içinde kasırgaların sayısı da yarı yarıya azaltılabilir. Peki bunun için ne kadar mı pompalamak lazım? 10 milyar ton. Yani tipik bir volkan patlamasından 10 kat daha fazla. Zaten bu araştırmanın delili de volkan patlamalarından geliyor. 1914 ve 1983 yılları en az kasırganın görüldüğü yıllarmış. Ve kasırgaların çok az görüldüğü bu yıllardan hemen önce ne olmuş dersiniz? 1912'de Alaska'da ve 1982'de de Meksika'da yanardağ patlamaları meydana gelmiş. Yani bir felaket başka bir felaketin oluşmasını engellemiş de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kasırgaları durdurmak için pek çok girişim yapılmış. Bunlardan daha fazlası da var elbette ve dikkat ederseniz zaman geçtikçe daha akla yatkın öneriler de sunulmaya başlanıyor ama henüz tam olarak bir yolu bulunamadı. Bu son bilimsel araştırmada önerildiği gibi atmosfere gaz pompalamak gerçekten de okyanusları soğutup kasırgaların sayısını azaltabilir. Ancak bu kez de Afrika sahillerindeki kuraklığın artacağı ya da Asya'daki muson rüzgarlarının dengesinin bozulacağı öngörülüyor. Yani kaş yapmaya çalışırken göz de çıkartabiliriz. Doğanın çok hassas bir dengesi var ve onun en güçlü oluşumlarından biri olan kasırgalar da bu dengenin bir parçası. Elbette bize çok zarar veriyorlar ama bir yandan da dünyanın kuru bölgelerini nemlendiriyorlar. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru dağılmasını sağlıyorlar. İşte böylesine güçlü ve bir o kadar da karmaşık jeofiziksel bir fenomeni teknolojiyle durdurmaya çalışırken onu durdurduğumuzda meydana gelebilecek bir takım yan etkilerin neler olabileceğini de çok iyi hesaplamamız lazım. Hayatımız boyunca hiçbir derdin olmadığı bir yer arıyoruz. Teknolojiyle tamamen dertsiz bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Ama ürettiğimiz gemiler, trenler, arabalar bizim dertlerimizi azaltırken dünyanın dertlerini arttırıyor. Elbette kasırgalarla mücadele edeceğiz ama daha çok yolumuz var. Far, far away. Yaptığımız tüm şeyler canlı cansız doğayı da etkiliyor. O yüzden ne dilediğimize dikkat etmemiz lazım. Evet, teknoloji bizi gökkuşağının üzerinde bir yerlere çıkarabilir, taşıyabilir ama unutmamak lazım, fırtınalar, yağmurlar olmazsa gökkuşağı da olmaz.